Sürekli şikayet eden, olmaz diyen ve negatif enerji saçan kişilerin iş yerinde hiç kimse tarafından sevilmediği bir gerçek. Bir takım çalışması yürütmekte olan bir kişi sürekli olarak takımı aşağı çeken bir çalışanla çalışmak istemez. Özellikle bu kişi önerdiği fikirleriyle değil de bahaneleriyle tanınıyorsa. O kişi çözüm bulamaz. Çünkü çok fazla şikayet üretmekle meşguldür. Diğerlerini de yıldırır ve ortamı olumsuzlaştırır. Bir öneri sunmazlar. Çünkü diğer önerileri yıkmakla meşgul olmuşlardır. İşte suç benim değil. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Yaptığım şey için özür dilerim. İşe yaramadığı için üzgünüm. Oluşan durum için üzgünüm. Asla yeterli zamanım olmadı. Kimse bana yeterli bir bütçe vermedi ki. Çok daha fazlasını bekliyordum. Yeterli desteğe sahip olamadım. Yeterli sayıda insanı yardıma getiremedim. İşbirliği eksikti. Şimdi hiç uygun zaman değildi ki zaten. Özürler bir süre sonra başarısızlık mirası, kaybedenlerin bir listesi haline gelir. İnsanlar sizi bir bahane üreticisi, hiçbir şeyde başarılı olamayacak biri olarak tanımlarlar. Bu, kendinizi sıkıştırabileceğiniz oldukça umutsuz bir köşedir. Bahane üretmeyi bırakın, iyimserliği yönetin. Ve negatifliğiyle sizi yorarlar ve kötümserlikleriyle de sizi aşağı çekerler. Siz böyle bir kişi olarak tanınmayın. Bir tane bile olsa bir fikir sunun, hatta bazen bunlar aşırı bile olsa sunun. Önerileri olan kişi olarak tanının. Sıra dışı olarak itibar edinin. Hatta bazı düşünceleri gerçekleştirmek için gerçekten zorlamak zorunda kalın. Çünkü günün sonunda diğerlerini fikirlerle heyecanlandırabilen kişi yol açan olarak kabul edilecektir ve iyi anlamda akılda kalıcı olacaktır. O yüzden cesaretinizi toplayın ve olağanüstü bir şekilde öne çıkın. Günümüzde bu önemlidir. Bir süre önce günlük maneler hakkında defterime yazıyordum. Ve kendinize bir sorun. İş yerinizde veya çevrenizde böyle birini kolayca bulabilir misiniz? Acaba? Kaç kişi gerçekten yeni fikirlerle ve yenilikçi düşüncelerle ortaya çıkıyor günümüzde? İşte bu yüzden siz bir adım öne çıkmalısınız. İnovasyon ve ilhamla dolu bir dünya için fark yaratmaktan korkmayın. Herkesin hatasız ve sıradan olduğu bir dünyada sıra dışı olmak cesaret gerektirir. Yeni fikirler bulun, bunları açıkça ifade edin ve gerektiğinde savunun. Belki bazıları sizi anlamayacak veya eleştirecek ancak bu sizi yıldırmasın. Eğer doğru olduğuna inanıyorsanız sıra dışı düşüncelerinizi harekete geçirin. İlk adımı atmak başlangıçtır ve zamanla daha da büyüyecektir. Dışarıdan bakıldığında farklı düşünen insanlar genellikle fark edilir ve hayranlık uyandırır. İnanılmaz fikirlerinizi ve vizyonunuzu paylaşarak diğerlerini etkileyebilir ve ilham verebilirsiniz. Kim bilir, belki de bu düşünceler dünyayı yeniden şekillendirecek bir projenin temelini atacaktır. Sıra dışı olmak sadece ilham verici değil, aynı zamanda gelişiminizi de destekler. Farklı bakış açılarıyla karşılaşmak düşünce süreçlerinizi genişletir ve sizi daha yaratıcı hale getirir. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın ötesine geçin ve yeni deneyimlerin tadını çıkarın. Unutmayın, en büyük gelişme konfor alanı dışında gerçekleşir. Özetlemek gerekirse, sıra dışı biri olarak ön planda olmak, diğerlerinden farklı fikirler sunmak ve rehberlik etmek, başarılı bir iş hayatında ve genel yaşamda büyük bir avantajdır. Büyük düşünmek ve kendinizi ifade etmek için cesaretinizi toplayın. Senin fikirlerin ve vizyonun dünyayı değiştirme gücüne sahip olabilir. İşte bu yüzden sıra dışı biri olmayı seçin ve harika bir etki yaratın. Sınırlarınızı zorlayın ve potansiyelinizi gerçekleştirin. Cesaretiniz sizin en büyük tahmininiz olabilir. Harika olacağını düşünüyorum. Harika bir fikrim var. Neler başarabileceğimizi bir düşünün. Bu harika olacak. Sonuçlarını bir düşünün. Ama bekleyin, daha da var. İşte bu gibi tutumlar pozitiflik kokar. Aldınız mı kokuyu siz de? İşte sadece burada değil, senin düşüncelerin ve çevrendekilerin düşüncelerini değiştirir bunlar. Fırsat etkileyicisi olarak tanımlanırsın. Negatif biri olarak değil. Efendim, benden bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.